Halep'te hayatını kaybedenler için cuma namazı çıkışında gıyabi cenaze namazı kılındı. Yüzlerce vatandaşın katıldığı gıyabi cenaze namazı sonrasında tüm STK'lar adına AGD İskenderun temsilcisi Zahit Demir yaptığı açıklamada, Mart 2011'de başlayan Suriye Savaşı'nda yıkım, can kayıpları, acılar 6. yılını doldurmak üzeredir. Çatışmalar devam ederken mabetler, meskenler, iş yerleri, okullar ve hastaneler yerle bir olmakta, şehirlerin altyapıları çökmekte, tarihin izleri silinmekte ve şehirler tanınmaz hale gelmektedir, dedi. Tanınmaz hale gelmektedir. Diğer taraftan milyonlarca insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kalmış, başkalarının vicdanına sığınmış, tüm dünyanın gözü önünde çaresizliğe terk edilmiştir. Bütün bu yıkımın, zararın ve tarumar oluşun yanı sıra hepimizin canını yakan ve uykularını kaçıran masum sivillerin ve özellikle de çocukların ölüyor oluşudur. Suriye Savaşı son bir haftadır yeniden Halep'i vurmuştur. Halep'te çatışmaların yaşandığı her bölgede olduğu gibi yine mağdur siviller ve çocuklardır. Biz bu savaşın 6 yıldır sürmesinin barış tesis edilemediği için değil, edilmediği için olduğuna inanıyoruz. Çünkü ortada Suriye'yi mümkün mertebe insansızlaştırma, Suriye halkını birbirine düşürme ve Suriye'yi parçalama gibi bir proje var. Bu projeyi görmeden Suriye ile ilgili söylenecek her söz boştur. 11 Eylül'de İkiz Kuleleri'nin ve Pentagon'un vurulmasını bahane eden Amerika Birleşik Devletleri, Ekim 2011'de Afganistan'ı işgal etmiş, Mart 2013'te de Irak'a girmiştir. ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgali ABD'ye külfet getirmiş, Teksas'a giden tabutlar ABD halkının kendi yöneticilerine tepki göstermesine yol açmıştır. Tüm dünyada ABD karşı tepkiler ve gösteriler artınca ABD B planını devreye sokmuştur. Amerika Birleşik Devletleri İslam ülkelerinde taşeron örgütler yoluyla B planını uygulamaya koymuş, bugün Afganistan'ın niye işgal edildiğini herkes biliyor. Afganistan demokrasi, insan hakları ve özgürlük terennümleri eşliğinde zengin yeraltı kaynaklarını yağmalamak için işgal edilmiştir. Bugün herkes biliyor ki Irak halkını Saddam'dan kurtarmak için değil, Irak'ı bölmek, parçalamak, işgal etmek için işgal edilmiştir. Bugün herkes biliyor ki Libya halkını Kaddafi'den kurtarmak için değil, Libya'yı bölmek, parçalamak için işgal edilmiştir. ABD, Bağdat'a bombalar yağdırırken, 1 milyar Müslümanı, 1 milyon Müslümanı şehit ederken, insanları manipüle etmek, kandırmak, yıkım ve yağmayı örtbas etmek için gece gündüz petrole bulanmış bir Karabağ'da göstermiştir. Bugün de aynı şey yapılmaktadır. Gerçekler bir şekilde saptırılmaktadır. Bizim vicdanlarımız, bizim merhametimiz, bizim kardeşliğimizin gücünü biliyorlar ve bizi manipüle etmekle çalışıyorlar. Suriye'de olup biten Suriye'yi Esad'dan kurtarmak değil, Suriye'yi bölmek ve parçalamak senaryosunun işletilmesidir. Bunu görmek lazım ve bunu anlamak lazım. Siyonizm 5700 yıllık planından 3-5 günde vazgeçmeyecek ve vazgeçmemiştir. Bölgedeki tüm terör olaylarının arkasında İsrail vardır, Siyonizm vardır. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail. İran parçalanması, Suriye'nin parçalanması kime yaramaktadır? Irak'tan ve Suriye'den sonra sıra kime gelecektir? 15 Temmuz kalkışmasının arkasındaki üst akıl kimdir? 15 Temmuz'da İncirlik üstü hangi fonksiyonu icra etmiştir? FETÖ denilen örgütün liderini hangi ülke muhafaza etmektedir? Olup biteni görelim. Bir yanlıştan başka bir yanlışa savrulmayalım. Bugün Halep yanıyor. Suriye kim için parçalanıyor? Bu çocuklar, bu siviller ne için ölüyor? Bu insanlar evlerini, yerlerini, yurtlarını niçin terk etmek zorunda kaldılar ve kalıyorlar?
Niçin dünyanın süper güçleri bu savaşı durduramıyor? Suriye'de bu savaşan gruplar silahı nereden buluyor? PYD'yi, PKK'yı, IŞİD'i, diğer silahlı grupları kim destekliyor? Diğer taraftan Musul'da yaklaşık 1 milyon insan günlerdir susuz. Irak'ta etnik ve mezhepsel çatışmalar durmak bilmiyor. Irak'ın bölünmesi kime yarıyor? Budist Myanmar yönetiminin Arakanlı Müslümanlara karşı sürdürdüğü soykırım devam etmekte. Aç açık bırakma, tecavüz, taciz, her türlü işkence ve tecrit politikaları ve cinayet tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmektedir. Bütün bu süreçte yapılması gereken İslam ülkelerinin yöneticilerinin birliğinin tesis edilmesidir. 2001'den bu yana adım adım işletilen Büyük Ortadoğu projesi karşısında hamasetle bir yere varılmadığının görülmesi gerekmektedir. Biz diyoruz ki çözüm ne ABD ile stratejik ortaklık, ne İsrail ile normalleşmek, ne de bunların hışmına uğramamak için Rusya'ya sığınmaktır. Savaş bitirilmelidir. Siviller ölmesin, çocuklar ölmesin, Suriye bölünmesin, sıra Türkiye'ye ve İran'a gelmesin deniliyorsa başka yol yoktur. Siyonizmin oyunları görülmeli, oyuna gelinmemelidir. Allah bu coğrafyaya birlik ve beraberlik nasip eylesin. Allah bu coğrafyanın birlik ve beraberliği için, ümmetin birliği için, adalet ve barış için gayret edenlere zeval vermesin. Allah nasip ederse Türkiye'nin her yerinden araçlarla kardeşlerimiz şu anda Hatay'a doğru yola çıkmış bulunmaktalar. İnşallah saat 4.30'da otoban gişelerinde onları karşılayacağız. Ardından yarın sabah Reyhanlı'ya gidilecek ve Allah nasip ederse o kardeşlerimizle beraber yarın yine bu zulme dur demek için meydanlarda olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bu arada şunu da belirtmek istiyoruz ki bizler sivil toplum kuruluşları olarak Allah'ın izniyle bu zulme dur demek için hepimiz her şeyimizi ortaya koymaya varız. Aynı şekilde mülki amirlerimizden buradan basın yoluyla sesleniyoruz. Randevularımıza cevap verilmesini talep ediyoruz. Valimizin, kaymakamımızın ve mülki amirlerimizin de yanımızda olmasını talep ediyoruz. Bu ekipleri onların da karşılamasını ve hep beraber bizlerle meydanlarda bağırmasını talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim birlik beraberliğimizi bozmasın. Allah'a emanet olun.